İyi günler. Ümran Hanım ne oluyor? Ben gidiyorum Koray Bey. Bu hanımefendiye bir dakika daha dayanamam. Hatice Hanım, yeni dadımızla tanışmışsınız. Ümran Hanım lütfen bir dakika. Bakın bu hanım burada yaşamıyor. Dolayısıyla size karışamaz. Eğer siz bana ne olduğunu anlatırsanız. Koray Bey, siz çok iyi bir insansınız ama ben bu hanımla... Yok, kusura bakmayın. Ben sizi boşuna meşgul etmeyeyim. İyi günler. Gel, gel baba, gel Hüseyin. Gel yavrum, gel. Gel hele bakalım. Gel, çıkaralım bunu, gel. Gel. Kaan. Kaan. Hadi oğlum adını uç bakalım. Eczanehaneyle biraz konuşacağız. Hüseyin, yavrum hadi git odana. Annenle de birazdan gelecek, masal anlatacak sana. Sonunda çocuğu adını da şaşırttınız. İşte ben bu yüzden bu çocuğu sizinle yalnız bırakmak istemiyorum. İnadına mı yapıyorsunuz Hatice Hanım? Bakın bu evde Hüseyin diye biri yaşamıyor. Kaan onun adı, Kaan. Ben Hüseyin'e alışmışım. Hüseyin deyince çocuk da bakıyor. Ben ne yapabilirim? Bakın benim oğlumun adı Kaan. Ve ona siz değil, profesyonel bir bakıcı bakacak. Ya bugün döndünüz ve döndüğünüz gibi bunu da gönderdiniz. Oğlum kaçana dur diyecek halimiz yok bizim. Bak çocuğum, bizim oralarda bir lakırdı vardır. El eline eşeğini türkü çığırarak ararmış. Ha tabii böyle yalnız iken çocuğa gözünün ucuyla bakması kolaydı. Tabii ben gelince ne oldu bile canıyla kanıyla bakması lazım geldi. Ne yaptı? Zoruna gitti kaçtı. Olmaz. Bakın bu böyle olmaz Hatice Hanım. Benim bir bakıcıya ihtiyacım var, farkındasınız değil mi siz? Bu kaçıncı ya? Şirketler artık bize dadı göndermiyorlar. Oğlum bak sen benim dediğime gelmiyor musun? Ha? Ben zaten daha taze annesiyle konuştum. Gülsüm de istemiyor bakıcı. Anne sen bak diyor. Torunuma en iyisinin annesini bakmazdır yavrum. Ben Gülsüm'le de sizinle de bu konuyu defalarca konuştum Hatice Hanım. Ben buraya taşındım. Siz aşağıdasınız, ben yukarıdayım. Bundan fazlası olmayacak. Madem öyle. Tabii benim için en mühim şey Hüseyin'in rahat etmesidir, mutluluğudur. Ben şunu Hüseyin'e çıkarayım. Çok seviyor çocuk bunlar. Hüseyin! Sen hiç merak etme kızım. Kızım ben daha gelir gelmez ayağımı tozuyla kadını sepetleyiverdim. Ya benim adım Hatice ise bu eve el kadını giremez yavrum. Koray nasıl anne? Sordun mu beni? Tabii yavrum, sormaz olur mu? İşte o da çalışıyor içeride, kapandı odasına. Bak kızım, sen kendini hiç sıkma yavrum. Siz boşanmış olsanız bile. Sizin aranızda Hüseyin gibi bir halat var yavrum. Siz kopamazsın, sizi birbirinize bağlar o. Hiç merak etme, olur mu güzel kızım sen?